Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de iç kuvvetler ve kayaçlar konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de Ekim ayı programımız hız kesmeden devam ediyor. Ve biz bugün sizlerle birlikte bu bölümde neler öğreneceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle Türkiye'nin dağlarından, ovalarından, platolarından bahsedeceğiz. Yani Türkiye'de yeryüzü şekillerini oluşturan durumlar ve kayaçlar ile bunların genel özelliklerinden bahsedip konumuzu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu konuları anlatırken bizi daha rahat bir şekilde dinleyip takip edebilmeniz için bizim de sizin için hazırlamış olduğumuz kaynaklarımız var. Birinci kaynağımız konu anlatımı soru bankası kaynağımız ve burada bugün işleyeceğimiz kısım Türkiye'de iç kuvvetler kısmı sayfa 32. Bununla birlikte hemen önünde kayaçlar sayfa 24 sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle kitabımızın içeriğine de bakarsak öncelikle bir konu özetimiz var. Devamından çoktan seçmeli testlerimiz var. Testlerde takıldığın soruya kare kodu okutarak rahat bir şekilde çözümünü dinleyebilirsin. İkinci kaynağımız ise Dinamo Soru Bankası kitabımız ve biz bugün sizlerle birlikte Türkiye'de iç kuvvetlerden bahsedeceğiz ve bununla birlikte kayaçlardan bahsetmiş olacağız. Yani sayfa 17'den başlayacağız. Daha sonraki süreçte sevgili arkadaşlar hemen şöyle baktığımızda Türkiye'de iç kuvvetler kısmıyla da dersimizi bitirmiş olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle Türkiye'nin bulunduğu arazi çok eski jeolojik dönemlerden itibaren hem epirojeneze hem orojeneze hem depreme hem de volkanik faaliyetlerinin etkisi altında kalmıştır diyebiliriz. İşte biz bu ilk kısımda Türkiye'de epirojenez, Türkiye'de orojenez, Türkiye'de deprem ve Türkiye'de volkanizma ile ilgili faaliyetlerden bahsedeceğiz. Epirojenez dersek hemen şöyle hatırlayalım iç kuvvetler kısmından kara parçalarının kara kütlelerinin dikey yönde alçalıp yükselmesi işlemiydi. Ve Türkiye arazisi özellikle senozoik dediğimiz bak paleozoik, mesozoik, senozoik yani üçüncü jeolojik zamanın tersiyer döneminde Alp Himalaya kıvrımlarının etkisiyle yükseliyor. Yani güney kısımdan hem Arap levhası hem Afrika levhası. Kuzey kısımdan da Avrasya levhası sıkıştırıyor ve Türkiye yükseliyor. Ve buna bağlı olarak bu dönemde özellikle Gondwana ve Lavrasya levhalarının birbirine yaklaşma sonucu Anadolu karasında yükselme gerçekleşiyor. Tersiyer dönemi biraz önce söyledik. Senezoik döneminin içerisinde yer alır ve bu dönemde Anadolu coğrafyasının büyük bir bölümü oluşmuştur diyebiliriz. Ve dikkat edin bakın ne diyor. Tersiyer'in sonlarına doğru yer yer peneplen haline gelen Türkiye arazisi. Yani burada aşınmayla birlikte düzleşiyor. Şimdi aşınmayla birlikte düzleşirse hafifleme meydana gelir mi? Tabii ki de gelecektir. E hafifleme meydana gelirse Anadolu coğrafyası toptan yükselir mi? Yükselir ve regresyon dediğimiz deniz gerilemesi olayı meydana gelir mi? Gelir. Peki Anadolu coğrafyasında epirojnik hareketlerin etkili olduğunun en önemli kanıtı nedir? Şimdi arazimiz düzleşti, değil mi? Arazimiz düzleştiğinde arazi toptan yükseldi. Arazinin toptan yükselmesi bağlı olarak bu arazide akış sürdüren akarsular gençleşti yatağını derinlere doğru kazdı derini doğru kazdığında düz ve daha yüksekte olan yeryüzü şekilleri meydana gelir mi e biz bu yeryüzü şekillerine ileriki derslerimizde plato diyeceğiz. O zaman Türkiye'de platoların yaygın bir şekilde görülmesi epirojeneze uğradığının en önemli kanıtlarındandır diyebiliriz. Ve unutma Anadolu coğrafyasının ortalama yükseltisi fazladır. Hemen şöyle bakıyorum kanıta geldiğim zaman şunu unutma platoların geniş yer kaplaması çok 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 önemli. Ve diyor ki bak Çukurova. Ergene Havzası, Akdeniz ve Karadeniz çanaklarında binlerce yıldır meydana gelen tortullanma. Yani tortullanma varsa o zaman burada bir birikme faaliyeti var mı? birikme faaliyeti varsa ağırlık artışı var. Ağırlık artışına bağlı olarak bu arazilerde çökme meydana gelecektir diyebiliriz. Geldik ikinci kısmımıza. Türkiye'de orojenez yani Türkiye'de dağ oluşumu. Özellikle biraz önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin çok büyük bir kısmı tersiyer döneminde yani Senozoiyen tersiyer döneminde meydana gelmiştir ve bu dönemdeki Alpimalya kıvrım sisteminden etkilenmişiz ve buranın da bir parçasıyız. Ama tarihsel süreçte baktığımız zaman jeolojik devirler içerisinde. Birinci jeolojik zamanda da meydana gelen Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımları var. Ve bunlardan da etkilenmişiz ve bizim ülkemizde bu döneme ait bazı araziler var. Mesela Yıldız Dağları Masifi, Gaz Dağları Masifi, Menteşe Saruhan Masifi, Antalya Alanya Masifi, Kırşehir Masifi, Bitlis Mardin Masifi. Sevgili arkadaşlar onun dışında Zonguldak Masifleri Anadolu coğrafyasında yaşlı kütleler olarak karşımıza çıkar. Masif arazi nedir sizce dediğimiz zaman hemen şuraya dik dikkat O zaman bunlar çok yaşlı, çok eski araziler. Ve diyeceğiz ki şunu unutma. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş arazilerdir. İşte bu birinci jeolojik zamanda oluşmuş çok eski kütleleri biz masif arazi ifadesini kullanmaktayız. Ve unutma masif arazilerde genel itibariyle çok eski kütleler olduğu için deprem tehlikesi düşüktür. Ama parantez açıyorum. Özellikle Batı Anadolu fay hattı içerisinde yer alan Kazdağları ve Menteşe Saruhan masiflerinde deprem tehlikesi yüksektir. Bunun temel sebebi de ileriki jeolojik dönemlerde tekrar buralarda hareketlemeler yaşanıp arazi gençleşmiştir diyebiliriz. Şimdi geldik tabii ki de Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrımlarından etkilenen Anadolu coğrafyası var ama Anadolu coğrafyasının ana görüntüsü Alp Himalaya Orojenezi içerisinde yer almıştır. Burada özellikle Laurasia Gondwana kıtaları ayrılıyor. Araya Tetis Denizi sokuluyor ve buradaki tortullar sıkışmayla birlikte su yüzeyine çıkıyor. Yani burayı Tetis Denizi olarak düşünün sevgili arkadaşlar. Eğer ki ben bu kütleyi Kuzeyden ve güneyden sıkıştırırsam bakın yükselme meydana geldi ve bu yükselme sonucunda Anadolu coğrafyasında kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde ise Toros Dağları meydana gelmiştir. Doğu Anadolu arazinin ortalama yükseltisinin ve engebeliliğin en fazla olduğu alandır diyebiliriz sevgili arkadaşlar ve burada sıkışmaya bağlı olarak gerilmeler meydana geliyor ve bunun sonucunda da yer yer parçalanmalar yer yer çöküntü alanları da oluşuyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu sıkışmayla birlikte volkanik faaliyetlerde yaygın hale geliyor. Özellikle Batı Anadolu'da sıkışmayla birlikte hemen şöyle bir fiziki haritası açtığınız zaman Antalya'nın bulunduğu yerde böyle bir içeriye doğru girinti vardır. Orada işte levhalar birbirini sıkıştırıyor. Şimdi levhalar Antalya'nın bulunduğu yerde birbirini sıkıştırdığı zaman elime dikkat edin. Bakın ne oldu? parmaklarımız ister istemez şöyle sıkıştırdığımız zaman ne yapıyor? Birbirinden ayrılıyor. O zaman Ege'de de bir gerilme var. Ege'de gerilmeye bağlı olarak kırılmalar meydana gelecek ve buna bağlı olarak çöküntü ovaları oluşacaktır. Bak kuzeyde ve güneyde kıvrım dağlık sistemlerimiz yer alırken batıda gerilmeye bağlı olarak kırık dağlık sistemimiz yer alacaktır diyebiliriz. Orojenes kısmı böyledir. Gelin hep birlikte Türkiye'deki orojenes ve volkanizma ile oluşan dağlara da bakalım. Orojenes dediğimiz levhaların hareketine bağlı olarak ya sıkışmayla birlikte kırılır kırıklı dağları ya da sıkışmayla birlikte kıvrılır kıvrımlı dağları oluşturur. Kıvrımlı dağların yüksekte kalan kısımlarına antiklinal, alçakta kalan kısımlarına senklinal, kırıldığı dağların alçakta kalan kısımlarına graben, yüksekte kalan kısımlarına ise horst diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bununla birlikte volkanizma faaliyetleri sonucunda da oluşan dağlık sistemlerimiz yer almakta. Gelin şöyle bir baktığımızda Türkiye'deki öncelikle diyoruz ki levhaların hareketine bağlı olarak Tetis Denizi'nin tabanında yer alan Anadolu coğrafyası yükselmiş ve buna bağlı olarak kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları yani hemen Karadeniz'e geldiğimiz zaman Kuzey Anadolu Dağları diye yazalım. Güneyde ise Toros Dağları oluşmuştur diyebiliriz. Peki bunlar kimdir dediğimizde şöyle örnekleyelim. Mesela Marmara bölgesinde yer alan dağlık sistemimizin birincisi Yıldız Dağları'dır sevgili arkadaşlar. Hemen mesela Orta Karadeniz'de yer alan dağlarımızdan bir tanesi Küre Dağları'dır sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle geldiğimiz zaman Samsun'un bulunduğu yerde Canik Dağları yer almakta, devamında Giresun ve Doğu Karadeniz Dağları yer almaktadır diyebiliriz. Kaçkar Dağları ve benzeri. O zaman şuraya da şöyle Doğu Karadeniz dağları olarak söylüyorum. Bakın bu sistem Kuzey Anadolu dağlarını oluşturan sistemdir. Güney'e geldiğimiz zaman özellikle Teki Platosu'nun bulunduğu yerde Bey Dağları ve Ak Dağlar, Orta Torosların bulunduğu alanda Bolkar Dağları, Ala Dağlar, hemen şöyle şuraya Bolkar Dağları diye yazalım sevgili arkadaşlar ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesini ayıran kısımda ise Güney Doğu Toroslar yer almaktadır ve burası da Toroslar olarak karşımıza geçer. Güneydoğu Toroslar Orta Toroslar ve Güneybatı Toroslar'dır diyebiliriz. Şimdi bu iki alanda oluşan dağlarımız kıvrım orijiniz sonucunda oluşmakta. Yani sıkışmaya bağlı olarak esnek malzemelerin kıvrılmasıyla birlikte meydana gelmiştir diyebiliriz. Kuzeyde ve güneydeki dağlarımızın en önemli özelliğidir ki genel dağlarımızın özelliğidir. Baktığımız zaman dağlarımız genel itibariyle doğu-batı yönlü uzanır. Birazdan burayı biraz daha açalım. Geldik şimdi batı kısma. Batı kısımda tabii ki de bak Antalya'nın bulunduğu yere bakın. Buradan bir sıkışma var. Ege kısmında bir gerilme var. Ege karası çökerek burada horse graben sistemleri de oluşmakta. En kuzeye geldiğimiz zaman Kaz Dağları'nı görebilmekteyiz. Devamında Madra Dağı'nı görebilmekteyiz. Ardından Yunt Dağı'nı görebilmekteyiz. Devamında Manisa'nın bulunduğu yerde Boz Dağları. Aydın'ın bulunduğu yerde Aydın Dağları. Muğla'nın bulunduğu yerde de Menteşe Dağları'nı görebilmekteyiz. İşte bu kahverengiyle yaz oluşmuş olduğumuz dağlık sistemler ise kırık orojenez sonucunda meydana gelen sistemlerdir. Yani burada hem sert kütle vardır. Hem de buna bağlı olarak gerilme faaliyetleri etkili olmuştur diyebiliriz. Şimdi unutma çok önemli. Türkiye'deki dağların uzanış doğrultusu nedir dediğimde şunu yapma. Karadeniz'de kıyıya paralel Ege'de kıyıya dik Ben sana denize göre konumunu sormuyorum. Dağların uzanış doğrultusu nedir diyorum ve unutma Türkiye'deki dağların genel itibariyle uzanış doğrultusu doğu batı yönlüdür. Neden doğu batı yönlü uzanmıştır dersek güneydoğu kısmından Arap levhası Türkiye'yi sıkıştırmıştır. Güneybatı kısmından Afrika levhası Türkiye'yi sıkıştırmıştır. Ve aynı zamanda kuzeyden de sevgili arkadaşlar Avrasya levhası Türkiye'yi sıkıştırmıştır. Ve buna bağlı olarak kuzey ve güneyden sıkışmayla birlikte dağlık sistemlerimizde otomatik doğu batı yönünü uzanmıştır diyebiliriz. Türkiye'deki dağlar evet doğu batı yönünü uzanır ama şunu unutma. Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Aynı şekilde Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Ege'de ise dağlar kıyıya dik uzanır. Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için zaten doğal koy ve körfez sayısı çok fazla. Kıyı çok girintili. Gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark çok fazla. Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım çok rahat ve bunlar buranın en önemli özelliği. Ama Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım zor. Kıyı ile iç kesim arasındaki iklimsel farklılık çok fazla. Kıyı daha sade bir uzanış gösteriyor ve bundan dolayı doğal koy ve körfez sayısı daha az aynı şekilde kıyının kuş uçumu uzunluğu ile gerçek uzunluğu arasındaki fark da azdır diyebiliriz. Ege'de mesela kıta sahanlığı daha geniştir. Neden? Çünkü bu dağlık sistemin devamı deniz tabanında da yer almaktadır diyebiliriz. Tabii ki de bir de volkanik dağlarımız var. Volkanik dağlarımızı şöyle bir baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı. Dikkat edin Kuzeydoğu Güneybatı doğrultusunda kırılma gerçekleşiyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Karacadağ yer almakta. Aynı şekilde burada da gene kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda gerçekleşiyor kırılma. Burada ne var? Erciyes Dağı var, Melendiz Dağı var, Hasan Dağı var, Karaca Dağı var, Karadağ var. Bunlar da Türkiye'deki volkanik dağlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki soru şu. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir ve yükselsi kaç metredir? Hadi bakalım, bilenler yorumlar kısmına yazsın. Bekliyorum. Ülkemizin en yüksek dağı hangisidir ve toplam yükselsi kaç metredir? Burada ben size tap sistemden bahsedeceğim. 10 tane dağlık sistemden bahsedeceğiz ve bunlar Türkiye'nin en yüksek dağlarıdır dediğimde cevaplar seri bir şekilde akıyor. Tabii ki de söylemiş olduğunuz gibi arada doğru cevapları görebiliyorum. Ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı ve bizi Ağrı Dağı'nın bulunduğu alandan Ağrı'dan Iğdır'dan izleyen varsa hepsine selam olsun sevgili arkadaşlar ve toplam yükseltisi 5137 metre. Sonra Buzul Dağı geliyor 4135 metre. Süpan Dağı geliyor ki Süpan Dağı sevgili arkadaşlar volkanik dağdır. Ağrı Dağı volkanik dağdır. Tamam bunlar volkanizma faaliyetleri sonucunda oluşmuş dağlardır. Kaçkar Dağı Kuzey Anadolu Dağlık sistemleri içerisinde yer alan kıvrım dağlardır. Erciyes Dağı gene volkanik dağ olarak karşımıza çıkar. Küçük Ağrı Dağı volkanik dağ olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar ve Taftene baktığımız zaman ülkemizin en yüksek dağlarını böyle görebilmekteyiz. Hemen şuraya şöyle yıldız atıyorum. En yüksek dağ 5137 metre yüksekliğe sahiptir dedikten sonra şimdi epirojenizi işledik. Yükselme alçalma ve epirojenizin en önemli kanıtı platoların varlığıydı. Orojenez'i işledik. Orojenezde kıvrımlı dağ ve kırıklı dağ ifadesinden bahsettik. Geldik şimdi volkanik faaliyetleri yani yerin altındaki magmanın yer çıkması işlemi. Ve Anadolu coğrafyasında volkanik alanlara baktığımız zaman Doğu Anadolu bölgesinde volkanik alanların yaygın olduğunu görebilmekteyiz. İç Anadolu bölgesinde gene volkanik alanların yaygın olduğunu görebilmekteyiz. Batı Anadolu'da volkanik alanların ve Güney Doğu Anadolu'da da volkanik alanların yaygın olduğunu görebilmekteyiz. Özellikle burada biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi Ağrı Dağı, Tendürek Süpandığı, nemrutta Nemrut Dağı. Bak kuzeydoğu Doğu, Güney Batı doğrultusunda devam ediyorum ve Doğu Anadolu bölgesindeki Karacada. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesinde Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağı ve Karada. Gene kuzeydoğu Doğu, Güney Batı doğrultusunda. Ege bölgesinde Kula Volkanları çok güzel bir arazidir. Eğer ki İzmir'e doğru giderken yolunuz buradan kesinlikle geçecektir. Manisa'da Kula'ya geldiğiniz zaman hemen gözünüz sağ tarafta küçük bir volkan konisini arasın sevgili arkadaşlar. Gidip yanına tam tam krater kısmına kadar da çıkabilirsiniz haberiniz olsun. Ve bu araziler dışında özellikle mesela Nevşehir'de Acıgöl var, Mekke Tuzlası var. Bu iki arazide mağar özelliği taşır. Peki neydi mağar? Şöyle hatırlayalım. Mağar volkanik faaliyetler esnasında patlama ile oluşmuş çukur alanlardır diyoruz. Bunu da unutmayalım. Mekke mağarı da dünyanın nazar boncuğudur sevgili arkadaşlar. Ve orijinik hareketlerde dedik ki Türkiye levhalarının sıkışmasıyla birlikte Tetis denizinin tabanından hop yükselmiştir. Burada sıkıştıran ana levhaların başında bir Arap levhası, iki Afrika levhası, 3 Avrasya levhası. Türkiye böyle sıkıştı mı? Sıkışırken Türkiye bir yandan da batıya gidiyor. Bunu da unutmayalım ve ortalama yükseltimiz her dönem yavaş yavaş artmakta. Şu anda Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1141 metre olarak karşımıza çıkar. Çünkü levha hareketleri hala devam etmekte. Ve levhaların sıkışmasına bağlı olarak Anadolu coğrafyasında deprem tehlikesi yüksektir. Tehlikeye bağlı olarak deprem alanlarını 5 bölgeye ayırıyoruz ama Ana ölçekte bilmemiz gereken birinci kuşak Kuzey Anadolu Fay hattıdır sevgili arkadaşlar. Batıda Saros Körfezi'nden başlar. Marmara Denizi'nin tabanından Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Erzincan Bingöl Muş olarak doğuya kadar giden birinci fay hattımız Kuzey Anadolu fay hattı. İkinci fay hattımız ise Doğu Anadolu fay hattıdır. Afrika'nın doğusundaki Rift Vadisi'nden başlar. Ülkemize Hatay'dan sokunur. Osmaniye, Maraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl Muş deyip Doğu Anadolu bölgesinde Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşir. Batıda ise Kırıklı araziye bağlı olarak oluşan Batı Anadolu fay hattı yer alır. Bu alanlar deprem tehlikesi bakımından yüksek yerlerdir. Sıcak su kaynakları bakımından yüksek yerlerdir. Ama ülkemizde her yerde deprem tehlikesi yüksek değildir. Nere mesela? Ergene havzası deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlardan bir tanesidir. Mersin ve çevresi deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlardan bir tanesidir. Mardin, Urfa hattı gene deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlardan bir tanesidir. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlardan bir tanesidir ya da iki tanesidir diyebiliriz ve Orta Anadolu özellikle Ankara Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray çevresi ülkemizde deprem tehlikesinin düşük olduğu yerler olarak karşımıza çıkmakta. Geldik şimdi Türkiye'de iç kuvvetlerden sonra Türkiye dışında kayaçlar konusunda işlemeye. Kayaç dediğimiz bir ya da birden fazla mineralin. Mineralimiz var doğal bir çimento yardımıyla birleşme sonucunda oluşan sert kütlelerdir. Peki insanlar geçmiş dönemlerden itibaren kayaçları kullanmışlar. Nerede kullanmışlar? En eski dönemleri düşünün. Kesici alet yapmışlar ve ve bunları hem avlanmada hem de savaşta kullanmışlar. Çok eski dönemlerde kapkacak yapımında kullanılmış. Süs eşyası yapımında kullanılmış. Evlerin yapımında, kalelerin yapımında, surların yapımında kullanılmış. Sanayide ham madde olarak kullanılmış. Mesela kömür sevgili arkadaşlar. Organik tortul kayaç ve yer şekillerinin oluşmasında da etkilidir diyebiliriz tamam mı? Peki bu kayaçları özelliklerine göre farklı farklı özelliğe ayıracağız ama bu kayacı inceleyen bilim dalı nedir dediğimizde tabii ki de söylemiş olduğunuz gibi petrografi sevgili arkadaşlar. Petrografi fiziki coğrafyada jeomorfoloji dediğimiz bilim dalına yardımcı bir bilim dalıdır. Kayaç bilimi olarak geçer. Kayaçları inceleyip özelliklerini açıklayan bilim dalıdır diyoruz. Peki biz kayacı kaça ayıracağız? Üçe ayıracağız. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar magmatik yani katılaşım kayaçları. İkincisi tortul sedimenter kayaçlar. Üçüncüsü ise başkalaşım metamorfik kayaçlardır. Magmatik kayaçları oluştuğu yere göre yüzey ve derinlik kayaçları, tortul kayaçları oluşum özelliğine göre fiziksel tortul, kimyasal tortul ve organik tortul kayaç olmak üzere 3'e ayıracağız diyebiliriz. O zaman hadi bakalım öncelikle magmatik katılaşım kayaçlarıyla devam edelim. Mantık nedir? Magmanın soğumasıyla birlikte oluşacaktır. Bak magmatik kayaç varsa magmanın soğuması etkilidir. Soğuma nerede gerçekleşir? Soğuma içeride gerçekleşirse bu derinlik kayaçlarını oluşturur. Çünkü derinlerde gerçekleşti. Magma yüzeye çıkıp soğursa yüzeyde soğuduğu için yüzey kayaçlarını oluşturur diyeceğiz. Derinlik kayaçları granit, siyenit, diorit ve gabrodur. Yüzey kayaçları bazalt, andezit, obsidiyen, sünger taşı ve TÜF'tür. Burada tanıdık gelen birkaç tane kayaç grubu var. Yer şekillerinin oluşumunda söyleyeceğiz. Bu ikisini unutmayalım. Gelin şöyle biraz da özelliklerine bakalım. Bakın yüzey ve derinlik kayaçlarına baktığımız zaman derinlik kayaçları yerin iç kısmında yavaş yavaş soğurlar. Bundan dolayı iri kristallidir. Makma soğuduğu için fosil bulundurmazlar ve dirençlidirler. Ama Yüzey kayaçları yer yüzeyine çıktığı için hızlı soğur ve buna bağlı olarak ince kristallidir. Bünyelerinde magmanın soğumasına bağlı olarak fosil bulundurmaz ve andesit ve bazalt, selt, diğerleri obsidyen gibi kısımlar ise kırılgandır diyebiliriz. Tabii ki de aşınmaya karşı gene dirençli kayaçlardır. Peki yüzey kayaçları hangi yer şeklini oluşturuyor dersek sevgili arkadaşlar bakıyorum şöyle iki tane kısım var. Derinlik kayaçları ve yüzey kayaçları. Bak burada önemli kısımlardan bir tanesi tüf Tamam mı? Bir tanesi ise bazalttır sevgili arkadaşlar. İkisi de yüzey kayacıdır ve bunlar neyi oluşturuyor dediğimiz zaman peribacılarını. Ama derinlik kayaçlarına geldiğimiz zaman granitlerin ayrışması ile birlikte tor topografyası oluşur diyebiliriz. Aydın Çin'e de bunun çok güzel örneklerini görebilmekteyiz. Geldik tortul diğer ismiyle sedimenter kayaçlar. Buradaki temel mantık şudur. Bu kayacın oluşmasında dış kuvvetlerin etkisi vardır. Dış kuvvetler arazide aşındırma faaliyetlerini yürütür ve bu aşınan malzemeler bataklık, göl, çukur alanlarda birikir ve bu birikmeye bağlı olarak sertleşir ve bu sertleşme sonucunda oluşur. O zaman tortul kayaçların oluşmasındaki etkili olan birinci durum aşınma. Aşınan malzemelerin taşınması lazım ve taşınan malzemelerin de birikmesi lazım. Aşınma, taşıma ve birikme faaliyetleri olursa tortul kayaçlar oluşacaktır. E bunlar birikiyorsa Basamak basamak katman katman görecek miyim? Tabii ki de göreceğim. Ve bunlar birikirken bu birikme alanların içerisine herhangi bir canlı girip orada kalabilir ve çok ileriki dönemlerde ortaya çıkabilir. O zaman biz deriz ki, ha burada bu dönemde bu varmış diyebiliriz. İşte sevgili arkadaşlarım, bu kayaçların oluşum esnasında araya giren bu fosiller neden önemli? Çünkü bu fosiller oranın geçmiş dönemdeki başına ne geldiği ile ilgili ifadeleri gösterir ve unutma tortul sedimenter kayaçlar tabakalı bir yapı gösterir. Bünyesinde fosil bulundurduğu için geçmiş dönemlerde buranın ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Mesela Toros dağlarının 2000 metre yüksekliğinde balık fosillerinin olması demek oranın geçmiş dönemde deniz tabanında yer aldığını gösterir demektir. Tortul kayaçları 3'e ayırırız. Fiziksel, kimyasal ve organik tortul kayaçlar olmak üzere. Gelin bakalım. Fiziksel diğer ismiyle mekanik tortul kayaçlar. Bunlar tabakalı bir yapı gösterir. Fosil bünyesinde vardır. Dirençleri düşüktür ve özellikle şunu söyleyebiliriz. Fiziksel tortul kayaçta fiziksel yollardan parçalanma yani aşınma var. Fiziksel yollardan unutmayalım. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı. Bak kum taşı, kil taşı, çakıl taşı bunlar fiziksel tortul kayaçlardır. Kimyasal tortul kayaçlara geldiğimizde ise aşınmada önemli olan kısım eri Bak fizikselde parçalanma var, kimyasalda ise erime vardır. Kalker diğer ismiyle kireç taşı, jips alçı taşı, kaya tuzu ve damla taş. Bunlar suda kolar erir. Niye erime dedik? Kireçlidir. Özellikle kireç taşı ve cips. Karstik arazi oluşturur. Kalker çok önemli. Çökme depremleri bu arazilerde görülebilir. Organik tortul kayaçlara geldiğimiz zaman organik tortul kayaçta bitki ve hayvan kalıntılarının bataklık göl gibi ortamlarda birikmesiyle oluşan kayaç grubuna dahil edeceğiz. Tebeşir, taş gömürü, turba, lignit, mercan çok önemlidir ve bunları biz enerji kaynağı olarak kullanırız. Hangi mesela taş gömürünü ya da taş gömürünün bir formasyonu olan lignit'i sevgili arkadaşlar unutmayalım geldik. Başkalaşım diğer ismiyle metamorfik kayaçlar. Burada özellikle bir kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında başka kayaca dönüşmesi sonucunda oluşan kayaca metamorfik kayaç. Bu işleme ise metamorfizma işlemi demekteyiz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bir kayacın özellikle iki tür kayacımız var ya bir tortul kayaç iki magmatik kayaç. Bunların yüksek sıcaklık ve basınç altında uğramış olduğu değişime metamorfizma bu değişim sonucunda oluşan kayaç. Kayacı ise biz metamorfik kayaç diyoruz. Mesela granit, granit, siyenit, diorit, gabro bunlar neydi? Derinlik kayaçlarıydı. Eğer ki granit sıcaklık ve basınca maruz kalırsa gınaysa oluşur. Kalker kimyasal tortul kayaçtı. Kalker ise sıcaklık ve basınç altında mermeri oluşturur. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı. Bak, kum taşı, kil taşı, çakıl taşı bunlar fiziksel tortul kayaçlardır ve yüksek sıcaklık basınç altında kuvarsı oluşturur. Kil taşı gene fiziksel tortul kayaçtır. Yüksek sıcaklık basınç altında şiste oluşturur. İşte bu sıcaklık basınç altında uğradığı değişime Metamorfizma deriz biz. Bazen soru köklerinde karşınıza gelir bu ifade. Metamorfizma sıcaklık basınç altında uğradığı değişim. Bunun başka bir kayaca dönüşmesi sonucunda oluşan bu yeni kayacı ise metamorfik kayaç diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik kayaç döngüsüne. Şimdi tüm kayaçların en temelini kim oluşturacaktır dersek magma oluşturur. Magmanın ne yapması lazım? Yer yüzeyine çıkıp soğuması lazım. Eğer ki magma yer yüzeyine çıkıp soğursa hangi kayaçları oluşturur dersek magmatik kayaçları oluşturur. Hemen şuraya ben şöyle magmatik kayaç diye yazıyorum. Şimdi magmatik kayaçlar eğer ki aşınıp taşınıp birikme faaliyetlerini oluşturur ve tabakalı bir yapı gösterirse tortul kayaçları oluşturur. Ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında başkalaşmaya uğrar ve başkalaşım kayaçlarını oluşturur. Aynı zamanda magmatik kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında gene başkalaşım kayaçlarını oluşturur. Eğer ki magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar ve ...metamorfik kayaçlar makmayla tepkimeye girerse erimeye sebebiyet verir. Bu da makmaya dönmesini sağlar. Sonra tekrar soğuyacak makmatik kayaçlar, aşınıp taşınıp birikme faaliyetleri olacak tortul kayaçlar... ...sıcaklık basınç altında değişime uğrayacak. Ne olacaktır? Başkalaşım kayaçlarını oluşturacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Konu biterken hemen şöyle toplarsak. Biz bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki iç kuvvetlerden bahsediyoruz. Mesela epirojenezden bahsettik yükselme alçalma işlemi özellikle hangi dönemde yükselme işlemi olmuştur dersek senazoyin tersiyer döneminde anadolu coğrafyası toptan yükselmiştir ve bunun en önemli kanıtları nelerdir dersek. Plato varlığı bakımından zengin olmamızdı. İkinci kısma geldiğimiz zaman ise buraya epirojez yazdık ama epirojenez diye şöyle düzeltelim. İkinci kısma geldiğimiz zaman Türkiye'de orojenezden bahsettik. Orojenez neydi? Dağ oluşumuydu değil mi? Ve burada iki şekilde dağın oluştuğunu söylemiştik. Kırık dağlık sistemlerimiz Ege'de, kıvrımlı dağlık sistemlerimiz ise nerede? Kuzeyde ve güneydeydi değil mi? Onu da hatırlayalım. Üçüncü kısımda volkanizma faaliyetlerinden bahsettik ve Anadolu coğrafyasında volkanizma faaliyetlerinin olduğunu tersiyer döneminde gerçekleştiğini söyledik. Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut Dağı, Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı gibi volkanik dağlarımızdan da bahsettik diyebiliriz. Son kısımda depremlerden bahsettik ve Anadolu coğrafyasında 3 tane önemli hattın bulunduğunu bunlardan bir tanesi kuzeyde yer alan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ikincisi güneyde yer alan ve doğuya doğru giden Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ve üçüncüsü batıda yer alan Batı Anadolu Fay Hattı'nın olduğunu ifade ettik sevgili arkadaşlar. Sonra kayaçlardan bahsettik. Tortulkaya kayaçlar, sedimenter diğer ismiyle, başkalaşım kayaçları, metamorfik kayaçlar ve Magmatik kayaçlar, katılaşım kayaçlarından bahsettik. Kayaşırın nerelerde kullandığımızdan bahsettik ve en sonda da kayaç döngüsüyle dersimizi bitirmiş olduk. Hadi bakalım dersimiz bitti ve biz sizlere ödev verelim. Hemen Dinamo Soru Bankası kitabını açıyorsun. Açtığın zaman hemen şöyle Türkiye'de iç Kuvvetler 49'dan 62'ye kadar burayı güzel bir şekilde çözüyorsun. Devamında kayaçlar. Bakın magmatik kayaçlar 17, 18, 19, 20. sayfaları buradan çözüyorsun. Çözerken örnek bir model soru çözümümüz var. Ardından dört tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. İkinci kitabımıza geldiğimizde ikinci kitabımız coğrafi konu anlatımlı soru bankası kitabımız. Bugün sizlerle birlikte hem kayaşları hem Türkiye'de iç kuvvetleri öğrendik. Hemen 24. sayfa ve 33. sayfa aralığına baktığımız zaman evet kayaç döngüsünü görebilmekteyiz. Bununla birlikte örnek model sorularımız yer almakta. Aynı şekilde kayaç gruplarını ve buna bağlı olarak da devamında çoktan seçmeli testlerimizi görebilmekteyiz ulaşabilmektesiniz. Tabii ki de tekrar belirtmek isterim. Oldu ki bir soruda takıldın. Takıldığında hemen kare kutu okutarak konunun sorusunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz dedikten sonra ve beklediğiniz kısım geldi. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.